bir şiddet konusu maalesef hepimizi çok güzel, içini burkan bir mevzu, önemli bir konu. Haliyle Sayın Kaymakamımızın da güncel mevzularla ilgili sizlere bilgilendirme yapmak istemesi ve bununla ilgili de Yeşilay'la bağlantı kurarak sizlere bazı sunumlarda bulunacak. Haklarımız neler? Türkiye'de kadına yönelik şiddet denince ne gibi kadın olarak haklarımız var ve neler yapabiliriz? Nasıl mücadele edebiliriz bununla? Bununla görüşeceğiz, bunun hakkında konuşacağız biraz. Ya da işte eğitim düzeyi düşüktür deriz genelde toplumda. Sizce bu doğru bir cümle mi? Yani doğru bir tanım mı? Genelde işte sadece işte ilkokul mezunları ya da okumayanlar, bilmeyenler ya da okumamış ya da işsiz insanlar mı uygular şey? Erkekler ve kadınlarla aynı oranda aile şiddete maruz kalmaktadır. Aynı şekilde erkek bundan bir zarar görse, bir şiddete maruz kalsa aynı şekilde erkeklere destek olmaya çalışıyoruz. Yani bizim işimiz kadınlarla çalışmak diye erkekleri göz ardı etmiyoruz. Tabii ki böyle algı oluşmasın diye. Ailedir. Ancak eş eğer bütün sorumluluğu annenin üzerine atarsa bu çatı annenin başına çöker. Kadın yönelik şiddet dediğimiz şey de sırf kadının kadın olmasından kaynaklı olarak cinsiyetine bağlı olarak uygulanan şiddetini biz kadın yönelik şiddet diyoruz ve toplum gibi işte dokunmaya çalışma, ellemeye çalışma gibi ya da işte cinsel içerikli videolar, resimler göstermeye, göndermeye çalışma, bu şekilde bu sözler, cinsel içerikli sözlerle paylaşımı bulmaya çalışma, karşılıklı konuşturmaya, bir şeyler yapmaya zorlama gibi durumlara biz cinsel şiddet diyoruz ve erken yaşa doğru evlenme baş başından yer alıyor. Veliler bilgilendirme yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na bir öneride bulunarak bunları müfredata koyduysanız çocuk bu bilgiler gelişirse zaten kendi haklarını daha iyi bilecektir. Yani şurada ben hep çocuğa şiddet, çocuğun hakları, kadına şiddet, kız çocuğuyken öğrenmesi gereken haklar, bilgilenmesi gereken konular yani. Bahsettiği konunun üzerine biraz da bağımlılıkla mücadele konusunda aslında neler yapılabilir? Muhtarlar olarak biz zaten devamlı olarak sizinle iletişime geçmeye çalışıyoruz merkezdeki muhtarlarımızla da aynı şekilde. Bu konuda birlikte neler yapılabilir? Bağımlılık nedir? Ve mücadelede aslında nerelere yönlendirme yapılabilir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz sizlere. Yeşilay 1920 yılında, 5 Mart 1920 yılında kuruluyor. 1934 yılı itibariyle kuruluyor. 2013 yılında denildiğinde, şimdi bu zamana kadar koruyucu halinde uzmanlar da bu şekilde bir görüş bildirdilerse, kişi de onaylıyorsa o zaman tıbbi desteğe yönlendiriyoruz. Bununla ilgili detaylı açıklamayı yapacağız. Bilet noktalar çöküyor. Kişiler size şundan bahsedebilirler. İşte benim çocuğumun, eşimin ya da abimin, kardeşimin, annemin, babamın bağımlılık sorunu var. Bu konuda neler yapabiliriz? Ya da kişi kendisi direkt olarak gelebilir. Sizin bildiğiniz kişiler olabilir. O noktada sizlerin yönlendirmesi bizim için çok kıymetli. Yedan bu noktada ücretsiz destek sunuyor. Tütün sigara kullanım bozukluğunda 15 yaşımız bayrağı destek sunmaya başlıyoruz biz. Alkol maddede ve internet teknoloji kullanım bozukluklarında, oynama bozukluklarında 12 yaş itibariyle destek sunuyoruz. Kumar hafta sonları da 8.30'da 17.30 arasında destek sunuyor danışma hakkımız. Danışma hakkımızda psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız çalışırlar. Bir ön görüşme gerçekleştirilir. Kişi eğer bilgi almak istiyorsa buraya da yönlendirebilirsiniz bu arada. 115'e yönlendirebilirsiniz. Ya da başvurmak istiyordur o zaman da yine yönlendirme sağlanabilir. Ekibimizden biraz bahsetmek istiyorum. Bir psikologumuz var. Sosyal hizmet uzmanlarımız var. Halk ilişkiler sorumluluğumuz, iyileşme danışma. İsmim Halide Uzmay Gündüz. Ben de Gençler Danışmanlık Merkezi'nde psikolog olarak görev yapıyorum. Çok tutmayacağım, uzatmayacağım. Kısaca biraz daha psikoterapi hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum. Biz de kişiler 115 danışma hattını aradıktan sonra merkezimizde bir randevu planlanması gerçekleştiriliyor ve sonrasında ilk görüşmelerini ben alıyor oluyorum. Sonrasında kişinin ihtiyaç verisini değerlendiriyoruz. Orada kişiye özel bir müdahale programı ile birlikte bağımlılıkla ilgili mücadele kısmına, rehabilitasyon kısmına başlamış bulunuyoruz. Burada zaman zaman aileler de risk ve tetikleyici faktörlerden biri haline gelebiliyor. O sebeple bağımlı olan bireye nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda kural koruma, sorumluluk verme, aile içi bağları güçlendirme noktasında da ailelerle görüşmeler gerçekleştirip onlara da hizmet veriyoruz. Tecrübe geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yani kişinin ruhsal sorunlarıyla da ilgili sürecine destek sağlamaya çalışıyoruz. Yaşanma, düzenleme ve tekrar kullanımı önleme yönelik bir takım ailede bazen ruhsal sorunlar teşkil edebiliyor. Yani bağımlı bireyin annesinde bir kaygı bozukluğu problemi olabiliyor. Böyle durumlarda ben uzman olarak sadece o anneye
çalışırken diğer bir psikolog arkadaşım da merkezde bulunan aileye kaygı sorumluluğuyla ilgili destek veriyor oluyor. Bu noktada nasıl destek sağlayabilirim?